Sevgili öğrenciler merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Sayısal kampımızın dördüncü dersindeyiz. Bugün sizlerle birlikte üstü ifadeler konusuyla alakalı yine müthiş bir çalışma yapacağız. Pratik notlarla kurallarımızı hatırlayacağız. Ardından LGS tarzında soru çözümlerimiz olacak. Kağıdınız kaleminiz hazırsa hemen başlayalım. Arkadaşlar ne demiştik? Negatif tam sayıların kuvvetleri bulunurken paranteze dikkat edecektik. Eğer parantez varsa uyanık olacağız parantez yoksa daha da uyanık olacağız. Bakın şimdi eksi 3 üssü 4 kuvvet 4 taban eksi 3 kuvvetimiz parantezin dışında. O zaman bu şu anlama geliyor 4 eksi 3'ün kuvveti yani 4 tane eksi 3 yazarsın ve çarparsın. Taban negatif üst çiftse sonuç pozitif olur. Demek ki bunun sonucu artı 3 üssü 4'e eşit olacaktır. 3 üssü 4 81 olduğu için bunun cevabı artı 81 olur. Peki eksi 3 üssü 4 artı 81 midir? Hayır. Bunu şöyle göreceksiniz. 3 üssü 4 var tamam. Bir de bunun önünde eksi var. Yani 4 eksi 3'ün kuvveti değil arkadaşlar. O zaman diyeceğiz ki 3 üstü 4 81'dir. Önünde de eksi vardır. Yani cevap eksi 81 olacaktır. Gördüğünüz gibi sonuçlar farklı oldu. Uyanık olmakta fayda var. Geçiyorum ikinci notuma. Negatif kuvvet bulunurken ne yapıyorduk? Sayının pozitif kuvvetinin çarpmaya göre tersini alıyorduk. Yani kuvvet negatifse 1 bölü şeklinde yazarak başlıyorduk. 2'nin eksi 3. kuvveti. Kuvvet negatif. Eksi görevini bir yapsın. 1 bölü yaz. Bundan sonra artık eksi görevini yaptığı için bunu görme. Ne kaldı? 2'nin bakın eksi yazmıyorum. 3. kuvveti kaldı. E zaten bu 8'e eşit. O zaman cevap ne olacak? 1 bölü 8 olacak. Aynı mantıkla eksi 4'ün eksi 2. kuvveti. Kuvvet negatif. Eksi görevini yapsın. 1 bölü yaz. Artık kuvvetteki eksiyi görme. Ne kaldı geriye? Eksi 4'ün eksi yazmıyorum. 2. kuvveti kaldı. Taban negatif kuvvet çift. O zaman sonuç ne olur? Pozitif olur. Eksi 4 çarpı eksi 4 artı 16 diyebilirsiniz. Cevap da 1 bölü 16 olacaktır. İzleyeceğimiz yol bu kadar basit. Geçiyorum ikinci sayfaya. Hatırlayalım ne demiştik? Üssün üssü çarpılır demiştik. Mesela 2'nin 3. kuvvetinin 2. kuvveti. Üssün üssünü çarpacaksın. Taban 2 aynen yaz. Kuvvet olarak da 3 çarpı 2 yaz. 3 kere 2 6 cevabımız 206 oldu. Yani artı 64 oldu. Peki eksi 2'nin 3. kuvvetinin 2. kuvveti. Burada ne yapacağız? Birazcık dikkatli olacağız. Bakın parantezin dışındaki kuvvet 2. Yani çift. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki parantezin içindeki sonuç Artı da olsa, eksi de olsa fark etmez. Parantez dışındaki kuvvet çift olduğu için ne olacaktır? sonuç pozitif olacaktır. Bunu bir yazdık. Üssün üssü çarpılır. O zaman bunun cevabı yine 2 üssü 3 kere 2 6 diyebilirsiniz. Cevap yine 64'e eşit olur. Hocam benim kafam karışıyor diyorsan da önce parantezin içine halledersin. Oradan da sonuca ulaşabilirsin. Bakın şimdi. Eksi 2'nin 3. kuvveti. 2'nin 3. kuvveti 8 fakat önünde eksi var. Yani burası eksi 8 olarak görülebilir. Bunun kuvveti de arkadaşlar 2 olduğu için bakın çift olduğu için sonuç ne olacaktır? Yine pozitif olacaktır. Eksi 8 çarpı eksi 8 artı 64'e eşit olacaktır. Bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Diğer nota bakalım. Tabanlar aynı ise çarpma durumunda ne yapıyoruz? Taban aynı kalacak şekilde üstleri topluyoruz. Bölme yapıyorsam ne yapacağım? Bu sefer üstleri çıkaracağım. Hemen birinci örneğe baktın. 5 üssü 4 çarpı 5 üssü 3. Tabanlar aynıysa üsler toplanır. 5'i yaz. 4 ile 3'ü topla. Bu senin kuvvetin olacak. O zaman sonuç ne oldu? 5 üssü 7 oldu. Bölüyorsan ne yapacaksın? Tabanlar aynıysa kuvvetleri çıkaracaksın. Ortak taban 10. Aynen yaz. Böldüğümüz için ne yapıyoruz? Kuvvetleri çıkarıyoruz. Yani 4 eksi 1 diyoruz. O zaman cevabımız ne oldu? 10 üssü 3 oldu. Gelsin yeni notumuz. Evet bu sefer şuna bakacağız. Biraz önce tabanlar aynıysa ne yapıyoruz? Bunu konuşmuştuk. Bu sefer üstler aynıysa ne yapacağız? Çarpma yapıyorsanız arkadaşlar üstler aynıysa üst aynı kalacak şekilde tabanları çarpıyorsunuz. Bölme yapıyorsanız üstler aynıysa tabanları bölüyorsunuz. Hemen örneğe bakalım. 6'nın 5. kuvveti çarpı 2'nin 5. kuvveti. Bakın kuvvetler aynı. 5'e 5. Beş. Çarpma yapıyorsak arkadaşlar ortak kuvveti yazacaksın. Ortak kuvvet ne? 5. Tabanları da çarpacaksın. Yani 6 çarpı 2 diyeceksin. 6 kere 2 12. O zaman cevap ne oldu? 12'nin 5. kuvveti oldu. Eğer bölüyorsak üstler aynıysa arkadaşlar yine hemen ortak üssü yazıyoruz 4 olarak. Tabanlara bakıyorsun 8'e 2. Bunları da kendi arasında bölüyoruz. Olay bitiyor. 8 bölü 2 4. Bu benim tabanım oldu. Ortak üst zaten 4'tü. Bunu da 4 olarak bıraktım. Evet son olarak bilimsel gösterimden bahsedeceğiz. Ardından LGS tarzında soru çözümüyle devam edeceğiz. Sevgili gençler ne demiştik? Bilimsel gösterim için kat sayının tam kısmının bir basamaklı şeklinde yazılması gerekiyordu. Fakat sıfır olmayacaktı. Yani virgülden önce sadece bir basamak olmasını istiyorum. Sayıya baktık 256 milyon. O zaman şöyle başlamak gerekiyor. 2 tam %56 çarpı 10 üssü bir şey. Bakın ne yaptık? Virgülden önce bir tane basamak bıraktık. İşte bu şekilde başlarsak bilimsel şekilde göstermiş oluyoruz. İzleyeceğimiz yol bu. Peki onun kuvveti ne olacak? Hemen şimdi bunu sorgulayalım. Ne yaptık biz? Virgülü sol tarafa doğru kaydırdık. Acaba kaç basamak kaydırdık? Bakalım. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 2 ile 5'in arasına gelmesi için 8 basamak arkadaşlar sol tarafa doğru kaydırdık. Hocam niye buraya doğru kaydırıyoruz? Çünkü arkadaşlar bilimsel gösterim için virgülden önce sadece bir sayı olmasını istiyoruz. Yani kat sayının tam kısmı bir basamaklı olacak. O yüzden diyorum virgül 2 ile 5'in arasına gelmek zorunda. Yani virgülü sol tarafa doğru 8 basamak kaydıracağız. O zaman virgülü sol tarafa doğru kaydırdığımıza göre ne olacaktır? Kuvvet pozitif olacaktır. Yani 10 üssü 8 olacaktır. Veya şunu söyleyebilirsin. Bakın 2 tam %56. Bunu büyük bir şeyle çarpmak lazım ki 256 milyona eşit olsun. E tabii ki kuvvet eksi 8 olamayacaktır. Bu mantıkla da arkadaşlar cevaba ulaşabilirsiniz. Evet ne oldu cevabımız? 2 tam %56 çarpı 10 üssü 8 oldu. Bakın ne yaptık? Virgülden önce sadece bir basamak bıraktık ve bilimsel olarak göstermiş olduk. Evet pratik tekrarımız bitmiştir. Artık LGS tarzında soru çözümlerine başlayabiliriz. Gelsin birinci sorumuz. İlk sorumuz LGS 2022 tarzında hazırladığım bir soru. Bakın mantık olarak tamamen aynı tarzda bir soru çıktı. Odaklanmanızı istiyorum. Şekildeki kartlarda yer alan üstlü ifadelerden denk olanların yer aldığı kartlar ters çevrilecektir. Buna göre diyor son durumda ters çevrilmeyen kart sayısı kaç olur? Tek tek bakalım denk olanları arkadaşlar değerlendirelim. Şöyle baktığımızda 27'nin 4. kuvveti bunu 3 tabanında yazabiliriz. 1-9'un e 6. kuvveti var. Bunu da yine 3 tabanında yazabiliriz. Bakalım sonuçlar eşit mi? 27'nin 4. kuvveti diyorum. 27 nedir? 3'ün 3. kuvvetidir. Bunun 4. kuvvetini alırsam sonuç değişmez değil mi? Üssün üssü çarpılır demiştik. O zaman tabanımız 3 aynen yazdık. 3 kere 4 12 cevap 3 üssü 12 oldu. Peki 9 üssü 6 neye eşit? 9 gördüğüm yere 3'ün karesi yazdım kuvvetimiz 6. Üstün üstü çarpılır. Tabanı 3 olarak yaz. 2 çarpı 6 12. Ne oldu? Eşit oldu. O zaman bunlar denk olduğu için ne yapıyorsunuz? Ter çeviriyorsunuz. Başka? Eksi 49'un 8. kuvveti. Eksi 7'nin 16. kuvveti. Arkadaşlar eksi 49'un 8. kuvvetini 7 tabanında yazalım. Eksi yaz. 49 gördüğün yere 7'nin karesi yaz. Bakın paranteze komple alamazsınız. Çünkü 8 eksinin kuvveti değil. O zaman şu sayıyı paranteze alıp bunun 8. kuvveti şeklinde bir yazım gerçekleştirebilirim. Ön tarafa eksi yazdım. Üstün üstü çarpılır. 2 çarpı 8 16. Cevap ne oldu? 7'nin 16. kuvveti önünde eksi var. Evet bunlar ne oldu birbirine denk oldu. Hemen ters çevirdim. Başka ne var? Eksi 5'in dördüncü kuvveti var. Hemen bulalım sonucunu. Eksi 5'i parantezin içinde yazıyorum. Dördüncü kuvvetini alıyorum. Arkadaşlar 5 tabanında düzenlendiğinde kuvvetimiz çift olduğu için artı çıkacaktır. Artı 5'in dördüncü kuvveti olarak yazabileceğiz değil mi? Peki biz burada buna benzer başka bir sonuç bulabilir miyiz? Mesela 25'in karesi var. 25'in karesini de arkadaşlar şöyle yazabilirsiniz. 25 nedir? 5'in karesidir. Bunun ikinci kuvvetini alırsınız. Olay biter. Üstün üstü çarpılır. 5'in dördüncü kuvveti olarak bunu yazabilirsiniz. Bakın ne oldu yine? Birbirine eşit oldu. O zaman şu ikisini de hemen ters çevirebilirsiniz. Evet geriye 3 tane sayımız kaldı. Hemen bunlara da bakalım. Eksi 1'in 125. kuvveti. Eksi 1'in 125. kuvveti ne eşit olacaktır? Eksi yaz. 1'in 125. kuvveti 1'dir zaten. Eksi 1'e eşit oldu. Eksi 625'in birinci kuvveti var. E kendisine eşit olacağı için yine eksi 625 olacaktır. Aynı şekilde arkadaşlar bir de 125'in sıfırıncı kuvveti var. Sıfırıncı kuvveti olduğu için bu da 1'e eşit olacak. Herhangi bir şekilde eşitlik var mı? Yok. O zaman arkadaşlar bunları ters çeviremezsiniz. Gördüğünüz gibi ters çevirmeyen kart sayısı da 3 olacaktır. Yani cevabımız B seçeneği olacaktır. Geçiyoruz ikinci sorumuza. Bu da yine arkadaşlar LGS 2022'de çıkmış bir soru tarzından esinlenerek yazdığım bir soru mantık olarak tamamen aynı iyi bir şekilde kavramanızı istiyorum. Tabloda metal satışı yapılan bir dükkanda metallerin lira cinsinden kilogram fiyatı ile son müşteriye yapılan satış miktarları bizlere verilmiş. Ne soruluyor? Buna göre son müşterinin lira cinsinden ödemesi gereken ücretin bilimsel gösterimi hangisidir diye soruluyor. İstersen başlangıçta bilimsel olarak yaz, bunları topla, istersen de sonucu bul, sonucu bilimsel şekilde göster, olay bitsin. Biz ne yapalım? İkincisini kullanalım. Yani ödemesi gereken ücreti bulalım. Bunu bilimsel olarak gösterelim. Olay bitsin. Arkadaşlar bakırın 1 kilogramı 145 bin çarpı 10 üssü eksi 3 liraymış. Müşteri bundan 20 kilogram almış. Acaba kaç lira ödeme yapar? Bir sayıyı 10 üssü eksi 3 ile çarpmak demek ne anlama geliyor? 3 tane sıfırı silmek anlamına geliyor. Bakın çözümü biraz daha kolaylaştırıyorum. O zaman ben bakırın 1 kilogramını şöyle görebilirim. 1, 2, 3. 3 tane sıfır gitti. Aslında 145 liraymış. Müşteri bundan 20 kilogram almış. Ne kadar ödeme yapar? 145 çarpı 20 şeklinde değil mi arkadaşlar? Bir ödeme yapar. Ne olacaktır bu? 145'i 2 ile çarpın. Ne olur? ...290 olur. Hemen şuradaki sıfırı ekleyin. 2.900 lira bakır için ödeme yapılacaktır. Aynı mantıkla alüminyum 1 kilogramı ne kadar? Bir sayıyı 10 üstü 4 ile çarpmak demek. Virgülü 4 basamak sağa kaydırmak demektir. Hemen kaydır. 1, 2, 3, 4. Yani bu metalin 1 kilogramı 45 liraymış. Kaç kilogram aldı? 40 kilogram. Ödemesi gereken lira ne olur? 45 çarpı 40 olur. Bu da arkadaşlar 45'i 4 ile çarpın 180 hemen sıfır ekleyin 1800 lira olacaktır. Son olarak demire geldik. 1 kilogramı bakın 10 2 ile çarpmak demek 2 sıfır silmek demektir diyorum. 1 kilogramı 18 liraymış. O zaman 500 kilogram aldığı için 18 çarpı 500 yaparsın. Bu da ne olur arkadaşlar? 5 kere 18'i çarptığımızda 90 buluruz. 2 sıfır eklediğimizde 9000 olur. Evet bunun için de 9000 lira ödeme yapacaktır. Bunları topladığımızda ne yapıyor? 13700 lira yapıyor. Peki sonuç bu mu? Hayır değil. Ne yapacağız? Bu sayıyı bilimsel olarak göstereceğiz. 13700. Bu sayı bilimsel olarak göstermek için ne yapmak gerekiyor? Virgülden önce bir basamak bırakmak gerekiyor. Yani virgülü 1 ile 3'ün arasına taşıyacağız. Kaç basamak kaydırıyorum? Şöyle 1, şöyle 2, 3, 4. 4 basamak sol tarafa doğru virgülü kaydırıyoruz. O zaman cevap ne olacak? 1 tam %37 çarpı 10 üssü 4 basamak kaydırdığım için 4 olacak. O zaman cevap ne oldu arkadaşlar? Bakın A seçeneği oldu. Virgülden önce bir basamak bıraktık. Bilimsel olarak göstermiş olduk. Gayet basit. Hemen üçüncü soruyla devam ediyoruz. Bu soru tarzı da arkadaşlar çok çok kıymetli. Hem LGS 2020'de hem de LGS 2019'da bu tarz bir soru çıktı. Yine mantığını iyi bir şekilde kavrarsanız harika olacaktır. Tabloda KLMP ve yarışmacılarının bir koşu parkurunu saniye cinsinden bitirme süreleri bizlere verilmiş. Parkuru 351 saniye ve üzerine tamamlayan yarışmacılar elenecekmiş. Buna göre diyor bu yarışmacılardan kaç tanesi elenir? Ne yapacağız? Bu değerlerin sonuçlarını bulacağız. 351'e eşit veya bundan büyükse bu yarışmacılar elenecek. Hemen K yarışmacısıyla başlıyorum. 3 çarpı 10 üssü 2. 10 üssü 2 nedir? 100'dür. Yani yüzler basamağında 3 varmış. O zaman diyorum ki virgülden önce 3 tane sayı olması gerekiyor. En sonda 10 üssü eksi 2 görüyorsunuz. Bakın 10 üssü eksi 1 bir, onda birler basamağı. 10 üssü eksi 2 yüzde birler basamağı. Yani virgülden sonra 2 tane sayı olmalı. Artık gerisi kolay. 10 üssü 2 yüzler basamağı kim var? 3. Üç. 3'ü yaz. 10 üssü 1. 10 demek onlar basamağı. Onlar basamağında 5 varmış. 10 üssü 0'ı göremiyorsun. O zaman buraya hemen 0 yaz. Burası birler basamağı olacak. 10'da birler basamağı arkadaşlar. Nedir? 10 üssü eksi 1'dir. Burada 2 iki varmış. 2 yazdım. 10 üssü eksi 2. Yüzde birler basamağı. Burada 2 varmış. Yani buradaki sayı 350 tam. Yüzde 22. Bakın bir kez daha göstermek istiyorum. Burası yüzler basamı yani 10 üssü 2. Burası onlar basamı 10 on üssü 1. Bir. Burası birler basamı 10 üssü 0. Burası onda birler basamı 10 üssü eksi 1. Burası da yüzde birler basamı yani 10 üssü eksi 2. Bu mantığı kullanıyoruz. Geçiyorum L yarışmacısına. 10 üssü eksi 1 veya 10 üssü eksi 2 yok. Yani virgülü düşünmeye gerek yok. 10 üssü 2'yi gördünüz. 3 tane sayı olacak. Hangi sayılar bunlar? Yüzler basamağında 3 var. Hemen 3'ü yazdın. Onlar basamağında 5 beş var. 5'i yazdın. Birler basamağında ise 1 var. Bu sayı ise 351'miş. Evet geldik M yarışmacısına. 10 üssü 2'yi gördün. Virgülden önce 3 tane sayı var dedin. 10 üssü eksi 1'i gördün. Virgülden sonra 1 tane sayı olmalı dedin. 10 üssü 2, 100. Yüzler basamağında 3 var. Onlar basamağında 4 var. Birler basamağında 9 var. 10'da birler basamağında 8 var. Bunda bulduk sırada P yarışmacısı var. Arkadaşlar 10 üssü 2'yi gördüğümüz için virgülden önce 3 tane sayı olmalı. 10 üssü eksi 2'yi gördüğümüz için virgülden sonra 2 tane sayı olmalı. Evet yüzler basamağında 3 varmış. 10 üssü 1. Onlar basamağında 6 varmış. 10 üssü 0'ı görmüyorsun. Birler basamağında 0 var diyorsun. 10 üssü eksi 1'i göremiyorsun. Hemen 0 yazıyorsun. 10 üstü eksi 2'yi gördük. %1'ler basamağında 1 olmalıdır. Son yarışmacıya geçiyorum. R yarışmacısındayız. Şöyle baktık. 10 üstü 2. Demek ki virgülden önce 3 tane sayı var dedik. 10 üstü eksi 2'yi gördünüz. Virgülden sonra 2 tane sayı olacak. Yüzler basamağında 3 var. Onlar basamağında 5 var. 10 üstü 0'ı görmedik. Birler basamağında 0 var diyoruz onda birler basamağında 4, yüzde birler basamağında 9 olacak. Evet tek tek hepsini bulduk. Şimdi neye bakacağız? Eğer bu değerler 351'e eşit veya bunun üzerindeyse bu yarışmacılar eleniyor. Kaç tanesi elenir buna bakıyoruz. 350 tam %22. Bakın 351'e eşit veya büyük değil. O zaman K elenmedi. 351 buna eşit olduğu için L yarışmacısı elendi. 349 tam onda 8. 351'in altında olduğu için elenmedi oldukça hızlı. 360 tam %1 elendi değil mi arkadaşlar? 351'den fazla olduğu için bunu da eliyorum. 350 tam %49 351'den küçük olduğu için elenmedi. Kaç tanesi elendi? L ve P elendi. Yani iki yarışmacı elenmiştir. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Son soruya geçiyoruz. Bu soruda LGS 2020'de çıkan bir soru tipi sizler için hazırladığım harika bir mantık sorusu. Ne demişiz? Dikdörtgen şeklindeki 12 özdeş ahşap blok ile 4 özdeş kare blok bir araya getirilmiş ve bir kenar uzunluğu 602 cm olan kare şeklinde bir zemin kaplanmış. Bakın 12 tane dikdörtgen blok var. Şöyle 4, 8 de altta 12. 4 tane de kare blok var. Bunları birleştirdik. Kare bir zemini kapladık. Ne soruyoruz? Buna göre koyu renkli ahşap blokların alanları toplamı kaç santimetre karedir diye sizlere soruyoruz. Gençler bu tip sorularda parçaların alanlarını ayrı ayrı bulup toplamak uzun zaman alacaktır. Ne yapıyoruz? Buradaki parçaları taşıyoruz ve bir bütün oluşturmaya çalışıyoruz. Aradığımız şey koyu renkli ahşap blokların alanları toplamı. O zaman bunları taşıyalım, bir bütün oluşturalım. Bakın burada zaten bir tanesi duruyor, koyu renkli ahşap blok. Burada bir tane daha kare blok var. Ben bunu üste görebilirim, yani üst kısma taşıyabilirim. Güzel. İki tane dikdörtgen blok var. Bunları alalım, en üst kısma taşımış olalım. Artık ne oldu? Bir bütün elde ettik. Bir tanesi kendisi zaten. Bir tanesi burada kare blok. Buraya taşıdım. İki tane de dikdörtgen blok vardı. Onları da buraya getirdim. Olay bitti. O zaman arkadaşlar şurada gördüğümüz kısmın alanını bulduğumuzda aslında koyu renkli ahşap blokların alanını bulmuş olacağız. Problem var mı? Umarım yoktur. Bundan sonra şöyle bir yol izleyebilirsiniz. Bir tane dikdörtgen bloğun kısa kenarına A diyelim. Bakın burası A, burası A, burası A, burası A olur. O zaman uzun kenarı ne olacaktır? 4A olacaktır. Yani siz şuradaki uzun kenara 4A diyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi uzun kenara eşit. Peki burası da kısa kenar olduğu için AA A yazdınız. Bu ne anlama geliyor? Karenin bir kenarı da A, A da 2A. Yani şurası da 2A olacak. E bu da özdeş zaten. O zaman bunun kenarı da 2A olur. Peki artık kritik hamlemizi yapabiliriz. Biz burada zeminin bir kenar uzunluğunu a cinsinden yazmak istersek nasıl yazarız? 2a 2a daha 4a 4a daha 8a şeklinde yazabiliriz. Bakın tüm alan 8 birim kare ise bizim aradığımız alan ne olur? 2a'nın baktığı kısım olduğu için 2 birim kare olur. Yani tüm alanın değerli arkadaşlar 4'te birini aldığımızda olay biter. 2 8'in 4'te biriydi. O zaman ben tüm alanı bulurum değerli gençler. Bunu 4'e bölerim. Olay biter. Kaptık değil mi? Peki tüm alan ne olacak? Burası kare olduğu için 2 tane kenarı çarparsın. 6 üssü 2 çarpı 6 üssü 2 dersin. Bunu 4'e böldüğümüzde de sonuca ulaşmış oluruz. 6 üssü 2 36 zaten. 36 çarpı 36 bölü 4 diyorum. Şöyle 4'e böldüm 1 geldi. 4'e böldüm 9 geldi. 9 kere 36 da ne yapacaktır? 324 santimetre kare yapacaktır. Yani cevabımız B seçeneği olacaktır. Sevgili öğrenciler bu dersimizde sizlerle birlikte üstü ifadeler konusuyla alakalı harika bir çalışma yaptık. Pratik notlarla LGS tarzı soru çözümleriyle konuyu kavramanızı sağladık. Umarım verimli olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Diğer çalışmada görüşmek üzere. Hoşçakalın.